Türk bayrağının üzerine eroin şırıngası koymuşlardı. Yabancı basında böyle grafikler yayınlanıyor. Televizyonlardaki haber programlarında ekranlara böyle grafikler getiriliyordu. Böyle büyük bir uyuşturucu ticaretinin, dünya çapındaki bir uyuşturucu ticaretinin Türkiye'nin bir ne diyelim ana terminallerinden biri olduğu iddia edilmişti. O dönemdeki kadro kim? Ağar, Çiller vesaire filan. Niye bu dönemde de Mehmet Ağar'ın adının bu kadar geçtiği bir şebekeden söz ediliyor? Evet, bunların hepsi birer iddia. Ama önemli iddialar. Burada bir başka soru da şudur. Sedat Peker bu dönemde niye tasfiye edildi? Niye Türkiye'den kaçtı? Niye şimdi aranıyor? Niye birdenbire yeniden organize suç örgütü lideri, bir İçişleri Bakanlığı'nın deyimiyle bir mafya pisliği, öyle diyor. Bunun laflarına itibar edildiğini söylüyor. Siz buna devlet koruması verdiniz. Devlet koruması altındaydı. Koruma polisi tahsis ettiniz kendisine. İş adamı muamelesi yaptınız. Hayırsever iş adamı ödülleri verildi. Yandaş medya tarafından. Siyasetin, iktidarın mafyalaştığı, düzenin mafyalaştığı bir döneme sokuldu. Bu bir siyasi iktidarın iflası anlamına gelir diye düşünüyorum.